Örnek soru. Aşağıdakilerden hangisi ERE organinin görevlerinden değildir? Yani endoplazmik retikulumun görevlerinden değildir. Endoplazmik retikulum iki tip. Bunu unutalım. Önce soruyu okuyayım. A madde sentezleme görevi değildir diyor. Dördü ERE'nin görevi yani. Madde sentezleme. B desteklik sağlama. C protein sentezleme. D zar üretme. E madde depolama. Endoplazmik retikulum iki tiptir. Granüllü ve granülsüz olmak üzere. Ribozomu varsa granüllüdür. Ve ribozom sayesinde protein sentezleyebilir. Ama ribozomu olmayanlar yağ sentezinde görev yapar. Madde sentezleme şıkkı bu yüzden doğru. Her halükarda bir şey sentezler. ERE zarla çekirdek arasında bir madde taşımadır. Ben şu şekilde diyorum, erkekler taşır. O yüzden de ERE deyince aklınıza madde sentezleme, desteklik sağlama, değişik zar üretme. Çünkü hücre zarının yapısına katılıyor. Mesela pinositoz esnasında mesela orada ERE'ler sayesinde zar üretmiş oluyor. Ve zardaki yapısında bulunan maddeler üretmiş oluyor. Zarla çekirdek arasındaki madde iletimi çünkü görevi. Madde depolama ribozom sayesinde tabii ki veya işte diğer sayesinde yapıyor. Ama C şıkkı yanlış. Protein sentezi görevi kime ait? Ribozomların görevidir. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.